Kayseri Valisi Şeyh Mus Günaydın 183 ülkeye ihracat yapan kentte 4. Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını, 600'ün üzerinde başvurunun yapıldığını açıkladı. Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Kayseri Valisi Şeyh Mus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yibur katıldı. Vali Şeyh Mus Günaydın 4. OSB ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kayseri tabii ki sanayi anlamında tarihi geçmişi olan ve sanayi tecrübesi olan bir şehir. Biz yılların birikimi sonucu oluşan bu tecrübeyi iyi kullanarak dünyada rekabet gücümüzü artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Üretiyoruz, ihracat yapıyoruz ama bunları hiçbir zaman yeterli görmeyip yanımıza inşallah devam etmek zorundayız. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ürün çeşitlemesi, inovasyon, bu konuda bütün birimlerimiz sanayimizde işbirliği içerisinde. Üniversitelerimiz var. Üniversitelerimiz sanayimizde işbirliği içerisinde destek oluyor, katkı oluyor. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu noktaya gelinmesinde emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, bütün sanayicilerimize destek veren, katkı veren herkese ve basınımıza da teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim, yani bugün biz Kayseri olarak yaklaşık 183 ülkeye ihracat yapıyoruz arkadaşlar. 183 ülkeye Kayseri'den ürün satıyoruz. Yani dünyada her ülkeye hemen hemen satacak bir ürünümüz var. Geriye kaç ülke kaldı? Gitmediğimiz 20 küsür. 30 herhalde var. Yok, 30'u bulmaz. 200 küsür zaten. Evet. 20 ülkeye daha gidersek dünyanın bütün ülkelerine Kayseri'den bir ürün satacağız. Bunu da sanayicilerimize önerelim. Talebimiz olsun. Gitmediğiniz ülke varsa gidip bir ürün satalım. Kayseri'den bir ürün satalım. Bu da ödevimiz olsun. Sizlere de teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum arkadaşlar.